Nankörlük. İnsanoğlu, yaratıcısının kendisine bahşetmiş olduğu sayısız nimet ve imkanı kendi becerisi sayesinde elde ettiği zannına kapılmakta ve tüm bu nimet ve imkanların asıl sahibini unutmaktadır. Bu unutkanlığın ise kaçınılmaz olarak Allah'a karşı nankörlük yapmasını beraberinde getirmektedir. Rum suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah nankörlük edenleri sevmez diye buyurmakta ve yine ayetlerde pek çok defa Yüce Allah'ın insanların emrine sunduğu sayısız nimet ve imkana dikkat çekerek de insanlardan şükretmeleri beklenmektedir. Bu durum sadece kulun Allah ile olan ilişki noktasında değil, insanlar arası ilişkilerde de ortaya çıkmaktadır. Pek çok insan ihtiyaç duyduğu zamanlarda menfaatiyle çatışmadığı müddetçe diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmakta, ancak dünyevi bir menfaatiyle çeliştiği noktada hemen nankörlük yapıp kendisine yapılan iyilikleri unutmaktadır. Ayetler insanın bu yönünü dikkate alarak uyarılarda bulunmakta ve Yüce Allah'a yapılan nankörlüklerin en büyüğü olduğuna dikkat çekmektedir. Alacağı bir sonraki nefsini dahi Allah'a borçlu olan insan, Allah'ın kendisine sunmuş olduğu hayatı, nimetleri kullanmakta ama buna rağmen tüm bunları yaratan Yüce Allah'a karşı nankörlük yapmaktadır. İbrahim suresinin 18. ayet-i kerimesinde Rablerine nankörlük edenlerin amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın tarumar ettiği küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu dönüşü olmayan sapıklığın ta kendisidir diye buyurulmakta ve Allah'a nankörlük edenlerin yapmış oldukları hayırlı işlerin nankörlükleri sebebiyle yok olup gideceklerine vurgu yapılmaktadır. Şükür gerekirken şikayet etmek kişinin imanının zayıflığını gösteriyor. Yüce Allah Celle Celaluhu, siz beni anın, ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük etmeyin ayetinde beyan buyurulduğu gibi Allah'a şükretmemek ve sürekli şikayet etmek nankörlüktür. Kendisine verilen nimeti fark etmeyene, ihsanın kadrini bilmeyene, iyiliği inkar edene nankör derler. Dünyalıkta, para, mal, mülkte kendisinden yukarıdakilere bakıp Allah bana ne verdi ki şükredeyim deyip şikayet edenler Allah'ın nimetlerinden gafil olanlardır. Allah insanı yaratmış, İslam'a dahil etmiştir. Yaşaması için gerekli havayı, suyu vermiştir. Sağlıklıdır, azaları tamdır, mükemmel bir akıl ikram etmiştir. İnsan biraz tefekkür ile beraber bu güzelliğin farkına varacaktır. İnkar anlamında olmayan küfre nankörlük denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bana ateş yani cehennem gösterildi. Cehennemliklerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Zira onlar inkar edenlerdir buyurmuştur. Hazreti Peygamber'e soruldu. Allah'ı mı inkar ediyorlar? Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Kocalarının hakkını inkar ederler, iyiliği inkar ederler. Onlardan birine uzun zaman iyilikte bulunsan, sonra senden sevmediği bir şey görse hemen zaten senden hiçbir iyilik görmedim derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerinde insanlara teşekkür etmeyen kimse Allahu Teala'ya şükretmez. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. Allah Teala'nın nimetini söylemek şükürdür. Hiç bahsetmemek ise nankörlüktür buyurarak bu hataya düşmememiz için bizleri uyarmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir sözünde nankörlük kadar nimetin elden çıkmasına sebep olan başka bir şey yoktur diyerek bizleri uyarmıştır. Bir ömür boyu bu nimetlerden istifade ettiği halde onları ihsan eden, zatı hiç düşünmeden bir insan ne derece gaflet ve nankörlük içindedir, kıyas ediniz. Kendi tarafımızdan düşünürsek, en yakınımıza ikramlarda bulunsak, onu kalitelendirsek, bazı yerlerde söz sahibi yapsak, sonra ise seni tanımasa ne kadar zorumuza gider değil mi? İşte bu yüzden kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkasına yapmamız uygun olmayacaktır. Hem İslami hem de insani olarak böyle bir ahlak sevilmeyen ahlak olacaktır. Sana bir kahve verenin dahi 40 yıllık hatırı vardır diyeceksen, sana her zerreni sorgusuz sualsiz veren, sana ilim verip bazı konumlara getiren, senin makam sahibi olup insanların sana karşı kalplerini birleştiren, sana babalık güzelliğini, annelik güzelliğini tattıran, seni kimseye muhtaç etmeyen Rabbimize karşı ne kadar şükretsek azdır.
Yeter ki biraz düşünelim. Eğer sen insanlara karşı nankörlük edersen aslında Rabbine karşı nankörlük yapmış sayılırsın. Artık bize düşen görev kendi benliğimizi bırakıp şükür kabiliyetimizi arttırmamız gerekir. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu.